Değerli basın mensupları, bugün Türk demokrasisi açısından son derece önemli bir olayın, tarihi bir olayın yıl dönümü. 12 Temmuz 1947'de dönemin Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın İsmet İnönü büyük bir devlet adamlığı örneği göstererek siyasi tarihimize 12 Temmuz beyannamesi olarak geçen bildirgeyi açıklamıştı. Bu beyanname Türkiye çok partili demokrasiye geçtikten sonra partili cumhurbaşkanı olan Sayın İsmet İnönü'nün siyaset üstü konuma kendini taşımasıdır. Dönemin hükümet başkanıyla dönemin muhalefet partisi liderliği arasında artan gerilimler sonucunda yeni sisteme geçişle yaşanan sıkıntılar ve bunun bir yıllık bir muhasebesi sonucunda İsmet Paşa tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. Demokrat Parti'nin 10 Ocak 1947'de talep ettiği Cumhurbaşkanı'nın partili olmaması isteğiyle başlayan süreç çok kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da karşılık bulmuş ve neticesinde büyük bir demokratik uzlaşı çok partili döneme geçişle birlikte doğmuştur. Bugün bu çerçevede kendilerini Demokrat Parti'nin devamı olduğunu, kendilerinin Demokrat Parti'nin devamı olduğunu iddia edenlerin yaşadıkları yeniden kendi Cumhurbaşkanını kendi partilerinin genel başkanı yaparak yaşadıkları tarihi savruluşu da milletimizin takdirine bırakıyorum. Değerli basın mensupları, demokrasi seçimin kazananın her şeyi kazandığı bir rejim değildir. Seçimleri kazanan devletin sahibi de değildir. Seçimi kazanan sadece devleti belirli bir süre için yönetme yetkisini milletten alır. Seçimi kazanan kendisini devlet olarak görmeye başlar ve siyasi rakiplerini devlet gücüyle bertaraf etmeye kalkarsa o rejimin adı demokrasi olmaktan çıkar. 12 Temmuz beyannamesinde İsmet Paşa'nın şu sözleri siyaset üstü ve tarafsız bir cumhurbaşkanının demokratik yaşam bakımından ne kadar önemli olduğuna işaret etmesi bakımından son derece dikkat çekicidir. Diyor ki İsmet Paşa, meşru ve kanuni siyasi partilere karşı tarafsız eşit muamele mecburiyeti siyasi hayat emniyetinin temel şartıdır. Yani siyasi hayatın güvence içinde yürütülmesinin temel şartıdır diyor. Neymiş? Tarafsız eşit muamele mecburiyeti kimin? Cumhurbaşkanlarının. Böylece o gün parti genel başkanı olan İsmet Paşa, partilere tarafsız davranma konusunda fiili bir tutum alıyor ve bu tutumu 17 Kasım 1947'deki 7. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı ile hukuki bir boyuta taşıyarak sonuçlandırıyor. Kurultayda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, parti genel başkanlığı yetkilerini kurultay tarafından seçilen bir genel başkan yardımcısına terk ediyor. Evet, işte Cumhurbaşkanlığı makamını siyaset üstü bir makama taşıyan, bu süreci başlatan beyannamenin yayımlanmasının 72. yılındayız. Çok partili demokratik yaşantımızda 72 yıl önce elde edilen bu kazanımları maalesef 2014'ten bu yana adım adım yitirdik. Alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım denerek başlatılan süreç 24 Haziran 2018'den sonra Cumhurbaşkanının partisinin genel başkanı olmasıyla sonlandı. Türkiye bugün önemli sıkıntılarla karşı karşıya. Dış politikadan ekonomiye, terörden artan jeostratejik risklere kadar pek çok alanda ciddi tehditlerle boğuşuyoruz.
İsmet Paşa'nın 12 Temmuz 1947'de sanki bugünler için söylediği gibi. Öyle zamanlar olmuştur ki memlekete hükümetin olup memlekette hükümetin olup olmadığı bile şüphe götürür hale gelmiştir diyor. Bu çok partili demokrasiye geçtikten sonra tarafsız cumhurbaşkanının olmaması nedeniyle. Biz de 24 Haziran'dan beri işte anlatıyorum. Çok ciddi sorunları geçtiğimiz yılın 24 Haziran'ından beri yaşıyoruz. Sonuç olarak 12 Temmuz beyannamesinde İsmet Paşa açıkça ben kendimi her iki partiye karşı eşit derecede görevli görürüm deme noktasındadır. Son bir yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte milletin gerçekten içine sinmeyen, kabul etmekte çok zorlandığı manzaralar ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarımız tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı'nın partisinin belediye başkan adaylarına oy devşirmek için miting meydanlarında milletin kafasına çay paketleri atmasıyla gerçekten büyük bir üzüntüye gark olmuştur. Bunu içine sindirememiştir bu manzarayı. Oysa bugün bu sıkıntılı dönemlerde siyaset üstü tarafsız bir cumhurbaşkanının kuracağı bir masa etrafında toplanıp milli sorunlara milli bir tavır belirlemenin önemi her geçen gün artmaktadır. Aslında 24 Haziran'dan bu yana hep altını çizerek anlatıyorum. Yaşadığımız olayların milletimizin cebine de ağır bir faturası olmuştur. Hatırlayalım, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda dolar kuru 4 lira 85 kuruştu. Bugün 5 lira 71 kuruş oldu. TL'deki değer kaybı %15. Yaklaşık bu 1 liralık değer kaybının şirketlerin borçları nedeniyle şirketler kesimine faturası 20 milyar Türk lirası civarında. Geçen yıl bu zamanlar ülke risk primini gösteren borç temerrüt risk primi 332 puandı. Şimdi 394 puan. Geçen yıl bunun sonucunda yurt dışından, yurt içinden borçlandığımız faizde şimdi yurt dışından borçlanır hale geldik. Yurt dışı faizlerimiz bu temerrüt primleri nedeniyle son derece yüksek. Ekonomi ciddi bir yavaşlamanın içine girdi. 2018'de ekonomi %2,6 büyüdü. Bu tabii potansiyelimizin çok altında. Buna üzülürken bu yıl yapılan tahminlere baktığımızda ekonominin %2,6 daralacağı öngörülüyor. Bunu kim söylüyor? Yabancı kuruluşlar. Yabancı kuruluşların ortalama tahminleri Türkiye'nin bu yıl %2,6 oranında daralacağı yönünde. Türkiye 2013'ten bu yana sürekli ekonomide zemin kaybediyor. 2013'te yani 2014 yılında bu partili 2014 yılında Cumhurbaşkanı'nın ben farklı bir cumhurbaşkanı olacağım diyerek makamına oturmasından önce 2013 yılıyla karşılaştırdığımızda 2018 yılında milli gelirimiz 748 milyar dolar olmuş. 2013 yılında 950 milyar dolar. 160 milyar dolardan fazla maliyeti var bu işimize, milletimize. 2013'te kişi başına düşen gelir 12.480 dolarmış. Şimdi 9.632 dolar. 12.480 doları da ancak 2023 yılında 2023'te tutturabileceğimizi söylüyoruz. Yine 2013'ün Haziran ayında enflasyon %8,3 idi. Şimdi %15,7. Türkiye her alanda bu ucube sisteme geçtiğinden beri patinaj yapıyor. Bu sisteme yönelik adımların atıldığı günden bu yana 5 yıl kaybetmiştik. Ama bir de plan yayınladılar. Bir 5 yıl daha da kaybedeceğimiz o planla itiraf ediliyor. Oysa kaybedecek bir dakikamız bile yok. Dünya aldı başını gidiyor. Biz küresel yarışta sürekli geri kalıyoruz.
Bu ucube yönetim sistemiyle çok partili demokratik yaşamın en önemli unsuru olan siyasi partiler arasında güven tesis etmek artık giderek zor hale geliyor. Aslında bu güveni tesis etmek için çok daha önce yaşadığımız olaylara, yani 70 yıl önce yaşadığımız olaylara dönüp baksak yeterli olacak. Bunlardan ders çıkarabilsek yeterli olacak. İzin verirseniz ben İsmet Paşa'nın 12 Temmuz beyannamesindeki son cümleleriyle böyle bir beyannameye ve tarihi uzlaşıya neden ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha hatırlatarak sözlerime son vermek istiyorum. İfadeler tam olarak şöyle. Varmak istediğim netice başlıca iki parti arasında temel şartın yani emniyetin yerleşmesidir. Bu emniyet bir bakımdan memleketin emniyeti manasını taşıdığı için gözümde de çok ehemmiyetlidir. Muhalefet teminat içinde yaşayacak ve iktidarın kendisini ezmek niyetinde olmadığından müsterih olacaktır. İktidar muhalefetin kanun haklarından başka bir şey düşünmediğinden müsterih bulunacaktır. Büyük vatandaş kütlesi ise iktidarın şu partinin veya öteki partinin elinde bulunması ihtimalini vicdan rahatlığı ile düşünebilecektir. Bu neticeye varmak için karşılaştığım güçlükler çok zaman yalnız ruhi mahiyette olan amillerdir. Yani diyor ki bunlar benim ruhumla ilgili bir takım şeylerdir. Ben bunların üstüne çıktım diyor İsmet Paşa. Bu güçlükleri yenmek için siyasi hayatımızı idare eden iktidarda ve muhalefetteki liderlerin samimi yardımlarını isterim. Ve en son bitirirken de şunu söylüyor. Şu demokrasi anlayışına bakın. Bu beyanatımı neşrinden önce başbakanla muhalefet lideri görmüşlerdir. Evet. Bundan 1947 yılında işte bu noktadaydık. Bugün geldiğimiz nokta ise açıktır. Ben sözlerimi burada tamamlıyorum. Varsa sorularınızı şimdi alabilirim. Evet. Demirören Haber Ajansı'ndan Nursima Özonur. Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik S-400'lerle ilgili CHP'nin milli bir görüş sergilemediğini, milli bir duruş sergilemediğini ifade etti. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Bir kere şunu söyleyeyim. Yani Sayın Çelik'in kalkıp da bize milli görüş dersi vermeye kalkması gerçekten hayretle izlenecek bir tutumdur. Sayın Çelik'in partisi bu ülkeyi sıcak paracılara teslim eden partidir. Bu ülkeyi hataları, kusurları gözükmesin diye borca batıran partidir. Londra'daki sıcak para baronlarına oluk oluk faiz akıtan partidir. Borç alan emir alır dediğimizde buna itiraz eden, paradigmalar değişti diyen ama bugün dünyanın her yerinde borç almak için elinden gelen her şeyi yapan partidir. Dolayısıyla bize millilik, yerlilik dersi verecek durumda Sayın Çelik hiç değildir. S-400'lerle ilgili olarak baştan beri söylüyoruz. Eğer bu ülkenin askerleri, savunma uzmanları diyorlarsa ki bizim yüksek savunma füzelerine ihtiyacımız vardır, tabii ki bunu alacaklardır. Biz karşı çıkmayız diyoruz. Ama onun yanında bir başka bir şeyler daha söylüyoruz. Diyoruz ki öyle anlaşılıyor ki bunları alırsak F-35'leri almamızda sıkıntı çıkabilir. Bunu dikkate aldınız mı? Ben iktisatçıyım. Her şeye alternatif maliyetiyle bakarım. S-400'ü aldık ama F-35'leri alamadık. Bu hava savunmamızda S-400'leri almamıza oranla baktığımızda daha büyük bir açığa neden olacak mıdır, olmayacak mıdır? Bununla ilgili bilgi istiyoruz. Geliyorlar fakat bu konuda biz bir türlü aydınlatılamıyoruz. Yine bir başka bir şey daha sordum. Dedik ki S-400'lerle ilgili olarak bunları almamız halinde
Amerikan parlamentosunun almış olduğu bir takım kararlar var. Bu kararlar Türkiye'ye bir takım yaptırımların uygulanacağını söylüyor. Bu yaptırımlara karşı ekonomimizi tahkim ettik mi, etmedik mi? Bunun milletimize olabilecek bedelini asgariye indirmek için gereken tedbirleri aldık mı, almadık mı? Bunu soruyoruz. Cevap yok. Bakın yani bu tür işlere giriştiğiniz zaman dış politika sonuç itibariyle bir dengeler dış politikada, dengeler sistemiyle oynarsınız. Dolayısıyla dengeler nasıl kuruldu, bunu merak ediyoruz. Ha bir şey daha var. Efendim demiş ki Sayın Çelik, işte oradaki resim hakkında da ileri geri bir takım şeyler söylediler. Arkadaşlar, ellerinde not kağıdı olmayan, not defteri olmayan, yani bizim teknisyenlerin ellerinde not kağıdı olmayan, not defteri olmayan, ben bakanları, bakan yardımcılarını da artık teknisyen diyorum. Çünkü seçilmiş değiller. Resimlerini medyaya servis eden Cumhurbaşkanlığı. Yani genel başkanımız o resimleri gördüğü zaman tabii ki tepki gösterecek. Nedir bu? Defter, kağıtsız oraya geliyorsunuz, müzakere yapacaksınız, resmi müzakere, not almıyorsunuz. O zaman defterli, kağıtlı resmi servis etselerdi. Sonradan ettiler. Caka, hava, her şey tamam. Ama eleştiriyi alınca da doğrusunu yapıyorlar. Evet. Yolu Fox TV. Efendim Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlık sistemine yönelik sözleri vardı. Amerika tipi başkanlığı tartışabiliriz dedi. Bu sözlerini biraz daha detaylandırabilir misiniz? İkinci bir sorum Sayın Öztasekin'in TC tabelaları üzerinden bir sözleri vardı. Bunu Sayın AK Parti sözcüsü sözleri cımbızlandı dedi. Sayın Öztaseki de sözlerim yanlış tarafa çekildi diye ifade etti. Bunları siz nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar. Şimdi ben açık söyleyeyim. Yani televizyonlarda izledik. Öztaseki bu sözleri sarf etmiş. Bu sözlerin yani Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin bölücülük konmasının bölücülük olduğuna dair sözlerin ciddiye alınması aslında hiç doğru değil. Ciddiye alınıp cevap verilmesi dahi doğru değil. Ama ben şu kadarını söyleyeyim. Mahalli idare seçimlerinden önce bölücü teröristlere gerilla diyen kafanın Türkiye Cumhuriyeti ibaresini de bölücülükle bağdaştırması garipsenecek bir durum değildir. Kınıyorum. Kınıyorum, çok açık söyleyeyim. Soruya gelince şimdi genel başkanımızın altını çizerek söylediği konu şu. Başkanlık konuşulacaksa eğer Amerikan tipi başkanlığı konuşalım. Yani güçler ayrılığının denetleme ve dengeleme mekanizmasının en ileri noktada olduğu Amerikan tipi başkanlık sistemini konuşalım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim her zaman altını çizerek söylediğimiz şey şudur. Türkiye en çağdaş, en modern, yepyeni demokratik parlamenter sisteme layık bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye yepyeni, güçlü bir demokratik parlamenter sistemi bizim hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkeye bu sistemi yani yepyeni bir sistemi getirmektir. Bunun dışındaki kısım yani başkanlık sistemini de tartışabiliriz. Amerikan tipi bir başkanlık sistemini yani güçler ayrımının güçlü olduğunu derken şunu da dikkate almamız gerekir. Ülkelerin genleri vardır. Ülkelerdeki sistemler evrilerek, süzülerek gelirler. Ondan sonra o ülkelerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek şekilde kurulurlar. Amerikan sisteminin genlerinde bugün yönetilmekte oldukları başkanlık sistemi vardır. Ama Türkiye'ye, Türk sistemine, Türk sisteminin genlerine baktığınız zaman Tanzimat'tan bu yana parlamenter rejim vardır.
Ama parlamenter rejimi, tekrar söylüyorum, en gelişmiş ülke standartlarına taşımak, en iyi normlarla güçlendirmek ve böylece yepyeni, güçlü, demokratik parlamenter sistemi kurmak Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim nihai hedefimizdir. Genel başkanımız da bunu her seferinde altını çizerek ifade ediyor. Diğerleri tartışılabilir. Evet. Yani tartışmak demek onu hedefliyoruz demek değil. Evet. 15 Temmuz'a yönelik olarak belli çerçevelerde programlar yapılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz programları ile ilgili özel bir davet geldi mi? Kendisi katılacak mı? Genel çerçevedeki programların tamamıyla ilgili. Şu anda benim bilgim dahilinde genel başkanımıza hangi davetlerin geldiği konusu dahil değil. Benim bilgim dahilinde değil. Dolayısıyla hangi davetlere katılacağı konusu Sayın Genel Başkanımızın kendi takdiridir. Teşekkür ediyorum.